Geçen yıldan bu tarafa oynadığımız oyunlarda en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. Hücumdan savunmaya geçişti. Bugün özellikle ilk gol yedikten sonra hücumdan savunmaya geçerken ve topu kazanıp oynarken çok dağınık ve süresi uzun, dengesiz bir oyun oynadık. Ve özellikle kanatlardaki becerimizin düşük olduğu anlar, ki bu beceriyi yükseltemediğimiz zaman problem yaşıyorduk. Kapalı savunmaya da oldukça problem yaşadık ve rakibimizi bu konuda açmakta zorlandık. Ve tabii ki her geçen zaman diliminde geriye koşmak ve rakibin geçişlerinde yumuşak kalmak, özellikle savunma geçişlerimizde rakibi oldukça cesaretlendi ve sertleştirdi. İki hafta, üç hafta önce oynadığımız yüksek performanslı oyunları tekrarlayamamanın bedelini de ödemiş olduk. Çünkü bu türlü bir oyunu oynayabilen bir takımız, oynadığımız maçlar var. Referanslarımız güçlü ama maalesef bu yolda önemli bir darbe almış olduk. Ben geçen sezon geldiğimde zor bir dönemdi. Ve birilerinin de elini taşın altına sokması gerekiyordu. Taraftarlarımızın da bu teveccühle ve gerçek sahibiyle ben hiç düşünmeden bu konuda elimi taşın altına sokmak konusunda hiç düşünmeden sorumluluğu üstlendim. Şu anda da bu sorumlulukla birlikte benim sorumluluğum olan bu oyunun karşında bütün sorumluluğu ben üzerime alırım. Ve yine bu sezonda önemli ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bu sıralardaki bu tartışılmaz zorlu sürecin içerisinde başta Sayın Başkanımız ve yönetimimizi yalnız bırakmak ve onlarla bu mücadelenin dışında kalmak istemiyorum. Ve ne olursa olsun sonuna kadar da bu mücadeleye devam etmek görüşündeyim. Ama Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neye gerektiriyorsa hiçbir zamanda bundan kaçınmadan sonuna kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri konusunda da arkasında dururum. O yüzden bizim taraftarlarımızın takımlarının için beklentilerinin asla değişmemesi gerektiğini, güçlü taraftarlarımızın, büyük taraftarlarımızın özellikle bu gücünün futbolda çok şeyi değiştirebileceği inancındayım. Değiştirebildiklerini de biliyorum. Ve sonuç olarak da bugün mağlup olduk. Futbolun içinde olan sonuçlar, bu mağlubiyetleri şu sebepten, bu sebepten dolayı da sıralamanın bir anlamı yok. Bugün kötü oynadık. Bunun sorumlusu tabii ki bizleriz. Ve bunu masaya yatırıp ne gerekiyorsa tabii ki yönetime ve başkanımıza olan saygımızdan dolayı da bunu karşılıklı olarak tartışıp Fenerbahçe için ne gerekiyorsa taşın altına elimizi de her zaman sokarız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet arkadaşlar. Hasan Ali bizimle beraber yaklaşık 1,5 haftadır normal antrenmanlara katılıyor. Uzun bir süreydi. Uzun süre sonunda henüz hazır değil. Yavaş yavaş beraber oluyoruz. Şartlar ve koşullar iyi olsaydı belki 15-20 dakika böyle sert bir mücadele atardık ama şartlar ve koşullar uygun değil. Birkaç haftası var. Birkaç hafta içerisinde ancak toparlayacaktır. Evet, Jason ve Serdar, iki süratli oyuncu, bizim geçiş oyunumuza uygun oyuncular. Onların süratlerinden faydalanmak ve hızlarından faydalanmak için oynatıyorum. Aslında baktığımızda birçok sebepten dolayı da kırılmalar yaşadığımız oldu. Bazı stoperlerimiz oldu, bu stoperlerimizi kullanamadık, gönderdik. Bu konuda transfer zorluklarımız oldu. İşte başkanımız başta olmak üzere yönetim bu konuda zorlandığı anlar oldu. Adil hiç oynamadan geldi. Onu kupada deniyorum, oynatıyorum. Önemli bir oyuncu ama çok uzun süre oynamadan gelen bir oyuncu ve zaman zaman hazırlıklar konusunda problem de yaşadık. Bildiğiniz gibi bazı sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Bunlar mazeret değil ama bu süreçlerde iyi oyunlar da var. Çok başarılı oyunlar da var. O zaman da övgüler var, bugün de övgüler var. Normaldir. Elimizdeki en iyi kadroyu çıkarmak için de her gün oturup saatlerce bu işin peşinde düşünüp en iyi şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Tamamen bizim
şu andaki süreçte ne gerekiyorsa Fenerbahçe için yapmaya hazırız. Her zaman söylediğim bir şey. Bugünlük değil. Başarılı olduğumuzda da, stres yaşadığımızda da, takım eksik kaldığında da Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları için her şey yaparız. Ve şunu söyleyeyim, Sayın Başkanımızı yalnız bırakmamak ve yaptığı mücadelede onun arkasında en büyük destekçisi olarak da yer alıyorum. Konjektür neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Ben Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin taşı elinin altına sokacak en baştaki insanlardan bir tanesiyim. Bana nerede ihtiyaç varsa ben oradayım, onu söylüyorum. Ve bugün söylenmesi gereken en önemli bence cümle bu. Çünkü Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neye gerektiriyorsa biz onu yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Büyük taraftarımızın da şunu düşünmesi gerekiyor ki onlar mutlaka bunu düşünecektir. Fenerbahçe isterse birçok şeyi değiştirebilir. Evet, bu süreçte değişecek çok şey var. Çünkü çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Düne kadar konuşulanlar futbolun çok dışında konuşulanlar. Biz futbolun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Ama o dışındaki konuşulanların hepsi de futbolu ilgilendiren sonuçlar. Sonuçta Fenerbahçe'nin kadrosunu, elindeki oyuncusunu, başarısını temeller üzerine oturtacak süreci, bunların hepsini birlikte yaşıyoruz. Oldukça da zorlanıyoruz. Ve bu zorlanma sürecinde de birbirimize destek olmak ve ayakta durmak gerekiyor. Evet, iki hafta önce çok iyiydik, bugün kötüyüz. Evet, kötüyüz. Yani sonuçta bir müsabakayı kaybediyorsan, sonuç ne olursa olsun kaybetmişindir. Mesela sen suçlusundur. Yani futbol böyle. Evet. Önce bunu bitirelim. Şu bugün geçsin. Elbette ki o derbi çok farklı bir hava, çok farklı bir atmosfer. Çok farklı dinamikleri var. Bugünle o günü birbirine karıştırmamak lazım. O gün geldiğinde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacaktır. Ben teşekkür ederim. Sizin sorunuz. Yani sonuçta bu sahaya çıkan bir takımın bir bütün olarak hazırlıyoruz. Tek başıma ben hiçbir şey yapamam. Mesela ben belki teknik anlamda çok büyük bir çaba sarf ediyorum ya da ekiplerle çalışıyorum ama sonuçta yönetim kurulumuz var, başkanımız var. Orada hem konjektürü temsil eden dinamikler var. Tek başımıza değiliz ki. Birçok belirleyici faktör var. O belirleyici faktörler birbirine sağlam tutunursa bu süreçlerden çıkıyorsunuz. Ama geçen yıl ve bu yıla baktığınızda, özellikle bu yıla baktığınızda oldukça zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ve bu zorlu süreci en fazla yaşayan Sayın Ali Koç ve onun çalışma arkadaşları. Yani bizler sonuçta sahada bugün maç kaybediyoruz, bugün maç kazanıyoruz. Evet, onların hesabını veriyoruz ama onlar daha farklı bir sürecin peşindeler. Şu anda ekonomik olarak Fenerbahçe'nin durduğu yer, onu bekleyen zorluklar, bugün tartışmalar, işte birkaç hafta öncesine kadar dayanan hatalar, bütün bunların hepsini göz önünde bulundurduğun zaman gerçekten Fenerbahçe çok önemli bir süreçten geçiyor. Ve bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Ve bunu göz ardı etmeden bence ülkemizdeki sporun en önemli lokomotifi sayılabilecek bir kulübün bu türlü zorluğu ancak, ki büyük taraftarı da bunu destekliyor ve hiçbir zaman da desteğinden geri kalmadı. Bunu değiştirebilecek en güçlü takım olarak düşünüyorum. Ve bence taraftarlarımızın sabrı ve özellikle başta başkanımız olmak üzere hepsine desteği bence çok önemli. Çünkü bu kulübün temsili Sayın Başkanımız ve yönetim kuruludur. Bizler belirli yerlerde görevler yapıyoruz. Sadece futbol değil, kulübün, takımın, yani Fenerbahçe'nin genel portresine baktığınız zaman sadece mücadele sahada futbol değil. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Güzel soru. Aslında bunun sorunun cevabını biz de zaman zaman çok aradık. Benim kendi inanışım ve anlayışıma göre iç saha dış saha bana göre bir fark değil. Fenerbahçe için de bir fark değil. Kendi oyunumuzu oynamak açısından da hiçbir fark yok. Biz her yerde, her zeminde, her koşulda, her müsabaka çeşidinde iç saha dış saha ayırt etmeden aynı oyunla oynamaya çalışan ve bunu rakibine kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Ve bunu her anlamda, her koşulda, yani sakatı, cezalısı bazen fark ediyor ama her koşulda oynamaya çalışıyoruz. Maalesef bunu oturtamadık. Dediğim gibi bugün kanatlardaki beceri ve yeteneğimizi kazanmak adına ortaya koyduğumuz hücum gücümüzü ortaya koyamadık. Burada bir eksikliğimiz var zaten. Bu eksikliğimizi
Özellikle kanatlardaki organizasyonda problem yaşadık. Bu coşkuyu aslında oyuna başladığımız dakikalarda çok iyi verdik. İlk dakikalarda oldukça iyi bir coşku vardı ve pozisyona girdik, şut attık. Yani aslında coşku çok iyiydi ve diğer maçlara göre de bence daha yüksek bir tempoydu. Ama golü yedikten sonra çok farklı bir Fenerbahçe ortaya çıktı. Bu olmamalıydı. Bunun olmaması için de tabii başka nedenler de var. Emre'nin oyundan çıkması bence etkiledi. Çünkü o heyecanı, o takıma coşkuyu verebilen bir oyuncuydu. Onun problem olup çıktıktan sonra daha organizasyonu bozuk bir takım olduk ve kaybettik. Arkadaşlar söyledim yani taraftarımızın bu zorlu süreçte Sayın Başkanımız başta olmak üzere desteğini çekmemesini ve Fenerbahçe'ye her zaman sahip olduğu gibi sahip olmasını, sahip çıkmasını, desteklemesini diliyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı bunu gösterdi ki iyi günde de kötü günde de her zaman kulübünün yanında, takımının yanında olmuştur. Böyle de olacaktır. Elimizdeki oyunculara baktığımızda biraz önce de söyledim. Kanat organizasyonları bu oyunlar için önemlidir. Yaratıcı oyuncu, özellikle driplingçi oyuncu sayısının fazla olması bu türlü maçlarda önemlidir. Çünkü dar alanlar vardır. Maalesef o beceriyi geçemedik. O becerileri geçtiğimiz anlarda da çizgiyi geçemedik. Ve dolayısıyla da her dakika disiplinden uzaklaşıp oyundan koptuk.